Merhabalar efendim. Madem bugün Güldüğü Güldüğü Show çocuk ekibi, oradaki arkadaşlarımız, skeçlerimize konuk, bizlerle beraber oynuyorlar. O zaman müsaadenizle ben Güldüğü Güldüğün moderatörü kardeşim Ezo'yu da sahneye davet etmek istiyorum. Sen de Güldüğü Güldüğü'yü aç. Buyurun, seyirci sizin. Efendim, Güldüğü Güldüğü Show'a hoş geldiniz. Bizim için de güzel bir anı olacak tabii bu. Beraber izleyeceğiz bu skeci. Evet. Boy atma konusu işleyeceğiz. Harika. Keyifli olacak. Hem Güldüğü Güldüğü hem Güldür Güldür ilk defa bu kadar bir arada olacak galiba. Evet, istiyorsan beraber seyirciyle konuşarak başlayalım. Tamam, madem böyle boy atma konumuz. O zaman aranızda böyle erkenden çabuk büyüyen... Doğruyorlar ya. Seni tanıyorlar mı? Bak, annem efendi. Şarjım bitti diye sahneye gelinir mi? Ama ben... Ağzında ne var? Pastil. Pastil ama konuşamıyorsun da öyle. Sen hep oturdun ya, burası değil mi? He. Şimdi biz... Gitmeyeceğim, seyret anne. Burası çok güzel. Bir bakayım ne iş yapıyorsun? He. Benim bir komşum var, oğlu doktor mesela. Gidiyor yazıhanesine oturuyor. Annesi mi oturuyor? Annesi oturuyor. Ya anne mesela... şunu yut, bir şey yap şunu. Tamam. Ne işe yarıyor pastil? Şimdi ben geçen gün bir resim çektirdim. Yani daha doğrusu video seyrettim. Yani yanaklarımın şuraları böyle çökük görünüyor. He. Onun için iki yanağıma pastil koyuyorum şimdi. Bak. 7-8 dakika sonra yine mi çökecek? Yok, o zamana kadar ben giderim. Bitene kadar şey ne yapıyorsam... Sen sahneye çıkmayı hedeflemiş miydin bugün? Hayır, makyajın falan güzeldi. Hayır. Makyaj falan yapmışsın bayağı. Hoş olmuş. Makyajsız sokağa çıkmıyorum artık. Evet. Çünkü ben eskiden makyajsız da bazen dolaşıyordum. Hı. Çok darbe yedim bundan. Nasıl yani? Mesela en son bir İsveç'te bir sahneye çıktım. Ondan sonra çıkmadan evvel şey dedi ki bana, o saz çalan oğlan, abla makyaj yapacaksın değil mi dedi. Yani nasıl bir görüntü varsa nasıl bir görüntü olabilir? İşte bundan biraz daha hallice yani. Evet. Şimdi şöyle, bir gün ben İstanbul'da makyaj yapmaya karar verdim kendi kendime. Çünkü düğüne gideceğiz. Evde de kimse yok. Evde çalışan bir kızımız vardı bizim. Ama ben de seyredeyim mi dedim. Seyret tabii dedim. İkimiz izledim. Bir masanın üstüne yaydım. Bütün pudralar, fondötenler aklımda ne gelirse. Yavaş yavaş boyam işte. Fondöteni sürdüm. Biraz baktım aynaya, bekledim. Pudra sürdüm. Böyle mermer gibi bir cilt. Kız dedi ki, abla çok güzel oldunuz dedi. Çok teşekkür ederim dedim. Ondan sonra bir daha baktı böyle. Ama bir şey söyleyeceğim de çok kızarsınız diye korkuyorum. Yok canım, ne kızayım, söyle bakayım dedim. Ben dedi artist gibi oldunuz diyeceğim size. A, teşekkür ederim dedim. Ben artistleri sahiden güzel sanıyordum dedi. Ama bak öyle şimdi böyle anlatıyorsun, pastiller bilmem neler. Şimdi sahnede de bir konuşma şekli, adabı, bir tarzı olması lazım. Şimdi bak, benim konuşmamdan hep şikayetçisiniz. Çok konuşuyor diye şikayet ettiler. En sonunda ben sahneye çıktım, artık stand-up yapıyorum. Çünkü o zaman bak böyle hiç sessiz dinliyor herkes. 1,5-2 saat hiç aralıksız konuşuyorum ve çok mutluyum. Ama tabii sahneye çıkmadan evvel ne yapayım, nasıl konuşayım diye sen bir şey yapıyorsun orada. Vallahi yapmıyorum ya, devam et. Gözlüğünü temizliyor. Hadi. Ben bu tarafa geçeceğim. Neyse tamam, ben şimdi dedim ki bir konuşma tarzı bulayım kendime. Ve öyle konuşayım. Şimdi kim gibi konuşayım? Bizim eski bir komşumuz vardı. Çok saygıdeğer bir hanımdı ve herkes onun ağzından bal akıyor diye böyle nefessiz dinliyorlardı. Onun gibi konuşayım dedim. Fakat o bana çok ağır geldi. Onun konuşması şöyle.
Mesela biz ona bir gün gittik, dedik ki ay peynirli börek çok güzel. Elinize sağlık, ne kadar güzel yapmışsınız dedim. Ay dedi, bu benim tarifim değil dedi. Bizim eski bir komşumuz vardı, öldü sağ Allah rahmet eylesin. Sağsa kulakları çınlasın. Ondan öğrenmiştik bunu dedi. Ay ne güzel, onlar dedim Arnavut mu, Boşnak mı, onların börekleri meşhur. Yok dedi, onun da bir kayınvalidesi vardı. Öldü sağ Allah rahmet eylesin, sağsa kulakları çınlasın. Onun tarifiydi dedi. Ama onun esas baldızı yapardı bir şey dedi. O şahane yapardı. Ay öldüyse Allah rahmet eylesin. Ve bitmiyor. Yani bir börek beğendik alt tarafı. Uğradığımız şeye bak, maruz kaldığımız. İşte öldüyse Allah rahmet eylesin. Sağ sol kulakları çınlasın. Bu türlü konuşursak bir yere varamayacağız. Anlatacağımı anlatamayacağım diye vazgeçtim bundan. Sonra dedim ki zamana değer vereyim. Yani mesela seneyi anlatayım. Şu sene şu olmuştu, bu sene bu olmuştu diye anlatırsam daha iyi anlatabilirim diye düşündüm. O da biraz farklı geldi. O da şöyle, yine bizim bir ahbabımız. Öldü sağ Allah rahmet eylesin. Neyse, bir ahbabımız. O da mesela anlattığı şeyi saatle, zamanla anlatmayı seviyor. Biraz kronolojik oluyor. Ama ters, böyle bir garip bir şey. Ama bir deneyeyim dedim, bakayım olacak mı? Önce tabii nasıl konuştuğunu hatırlamaya çalıştım. Onda da şey var, mesela anlatacak bir şeyim. Sene 960, yok. Ya sanki tavanda yazıyor. Sene dedi mi tavana çakılıyor. Sene 900, yok. Gülderen, karısının adı Gülderen. Gülderen, efendim diyordu oradan, kibar bir kadıncağız. Biz Marmaris'e ilk gittiğimizde Hakan'ın sünnetinden evvel miydi, sonra mıydı? Sonraydı. Bizim oğlanın sünnetinden sonra biz gittik neyse. İşte annemler falan da orada, hepimiz oradayız. Sonra işte annemin ayağını, yok o zaman değil, yok. Gülderen, annemin tırnağını ne zaman çektirdik biz? Çarptı şeye de, sandalyeye de. Hakan'ın sünneti evvel miydi, sonra mıydı? Yani Hakan'ın sünneti millat kabul edilmiş. Her şey Hakan'ın sünneti. Önce mi, sonra mı? Ve onu da bir tek Gülderen biliyor. Şimdi ben böyle bir şeye girersem tarihle ilgili, önce Gülderen'i buraya getirmem lazım. Ondan da vazgeçtim. En iyisi bu konuşma stilimi başka türlü, kendim gibi konuştum. Peki, şimdi biz ne yapıyoruz biliyor musun? Ezo da burada. Güldüğü Güldüğü Şov Çocuk'la beraber bu programı yapıyoruz. Aynı güzel, çocukluğunuz aklıma geldi. Beraber oynuyorlar. İşte karne almayla ilgili, mezun olmayla ilgili skeçler yaptık. Ne güzel, bizim bir şey aklıma geldi benim. 1995, eminiz bundan. Çok eminim çünkü unutamam. Ezo ilkokuldan, Ali liseden. Ne oldu? Ali'nin sünnetinden önce. Ya da... Ali'nin sünnetinden sonra liseden mezun oluyor. Hanımefendi, 95'te... Neyse, Ezo ilkokuldan, Ali liseden, Kemal de üniversiteden mezun oluyor. O arada eve devamlı işte Ezo'nun arkadaşları geri gidiyor. Ali'nin arkadaşları, Ali tabii lise mezuniyeti olduğu için üniversiteye girme hazırlıkları var. Arkadaşları geliyor, çalışıyorlar. Bir gün kapı çaldı, koşa koşa açtım. İki tane delikanlı geldi, ders çalışacağız teyzeciğim dediler. Peki dedim, doğru Ali'nin odasına götürdüm. Ali çocuklara bakıyor, çocuklar Ali'ye bakıyor. Oğlum bak dedim, arkadaşların geldi. Yo dedi Ali. Onları tanımıyorum dedim. Meğer onlar Kemal'in arkadaşları. Ama teyze diyorlar bana. Ondan sonra neyse Kemal'le çalıştılar. Kemal mezun oldu. Ezo, ben senin mezuniyette ne giymiştim? Pembe bir elbise hatırlıyorum ama. Pembe bir elbise, doğru. Yani ilk hepsinin mezuniyette elbise diktiriyorum. Ezo'nunkine güzel pembe bir elbise diktirdim. Ondan sonra senin mezuniyetine, Ali'ninki daha böyle büyük bir otelde olduğu için siyah, daha ağır başlı bir şey diktirdim. Ondan sonra işte gideceğiz, heyecanlıyız hepimiz. Kemal dedim ki, senin mezuniyetin nerede yapılacaksa ona göre bir kıyafet yap. Benimkine anneler babalar gelmiyor dedi. Böyle efendim. Şimdi sıradaki skecimiz de gitmeden önce şey, boy atma ile ilgili skeç. Yani hani böyle ay, küçük... Benim en yaralı olduğum şey. Bak Ali. Şimdi ben aslında böyle görkemli bir kadındım. Boylu poslu. Hoş yani. Çok
Hakikaten böyle bakmayın. Yani sonradan insan şey oluyor. Ondan sonra... Sonradan tabii aradan zaman geçince... Çok da takip etmedim kendimi doğrusu. Kiloma falan dikkat etmem. Bir de bana dediler ki check-up yap anne. İşte takip et kendini. İyi gittim check-up'a. Ondan sonra ilk adamın ölçtüğü boyum. Ölçtü. Ali kaç geldim? Kaç? 1.56. 1.56. O kadar üzüldüm. Dedim ki ben böyle ben hayatımda 1.56 olmadım. Yani kısalmış mısın? Kısalmışım. O kadar üzüldüm çünkü ben hakikaten boyluydum yani. Kaçtı ki bu? 1.58. 1.58'dim ben. O da bir şey yapacaksa ben beklerim. Yapsın. Neyi? Beden perküsyonu. Yap hadi bir küçük beden perküsyonu yap. Sen bak sen ne yapıyorsun? Seni de göreyim bir. Beden perküsyonu. İstek parçası. Doğum günü olan var mı? Aa var. O zaman size gelsin bu parça. Sıradaki parçam. Görüyorsun marifetleri. Bende de var. Ne var? Annem böyle de çok iyi yapıyor böyle. Ya. Allah Allah. Ben çalabiliyorum. Bak. Yap bakayım, yap bir. Birimbul, 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 birimbul. Çalışıyorsunuz zannediyorum. Dost musun, düşman mısın ya? Efendim, kaç sene, ne kadar oldu şey yapalı? Stand-up'a çıkalım. Annem evde konuştuğu yetmedi. Stand-up yapmaya karar verdi. Gölge Festikanları diye bir stand-up gösterisi var. BKM Mutfak'ta gösterisini gerçekleştiriyor. Hatta İstanbul Komedi Festivali'nde yine varsın değil mi? İnşallah. İnşallah yine varsın. Geç yetenek Gülsün Al efendim. Alkışlarınızla. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım.